Merhaba, sahnelerin en huysuz, en çılgın kadını. Huysuz Virgin'i yaratan ve tam 32 yıldır yaşatan bir sanatçının öyküsüne konuk oluyoruz bugün. Seyfi Dursunoğlu'nu kendi programının dışında kamera karşısında görmek pek mümkün değildir. Ancak Eskimeyen Dostlar programı için hem hayatının hem de evinin kapılarını kameralarımıza açtı. Ve işte Seyfi Dursunoğlu'ndan Huysuz Virgin'e uzanan 70 yıllık serüven dolu bir yaşamın öyküsü geliyor ekranlarınıza. Huysuz Virgin'in yaratıcısı Seyfi Dursunoğlu ile birlikte olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Dünden bugüne hoş bir sohbet için bizi evinize kabul ettiniz. Programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Öncelikle ben teşekkür etmek istiyorum. Rica ederim. Yani ben bu kadar zor olacağını bilseydim kabul etmezdim kolay kolay. Evimin içi Antalya ambarına döndü. Bir sürü aletler, bir sürü kameralar. Ne koltuğumun yeri kaldı, ne kanepemin yeri kaldı. Ondan sonra gelen çiçek küçüktü. Ama bütün bu kargaşalıktan şunu anlıyorum ki programınıza çok değer vererek çalışıyorsunuz. Zaten seyrettiğimde de gördüm. Beğendiğim için programınızda olmayı kabul ettim. Teşekkür ediyorum. Ve hemen eski günlere dönelim diyorum. Sözü sizin o güzel anlatımınıza bırakmak size istiyorum. Size ben eski günlere şöyle bir kovayla başlayabilirim hayatımı anlatmaya. Diyeceksiniz ki bunun sizin hayatınıza ne ilgisi var? Efendim ben Trabzon'da doğmuşum. Çok müteassıp bir ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Çocuk adedi çoğalınca babam daha iyi bizleri yaşatsın diye İstanbul'a iş bulmaya gelmiş. İş aramaya gelmiş. Yani babasız böyle bir iki senem geçti Trabzon'da. Zaten de galiba annemin söylediği kadarıyla 5 yaşında falan İstanbul'a gelmişiz. Babam yokken herhalde eve para kazandırmak isteğinde olduğum için mi? Niçin olduğunu bilmiyorum. Seyirci ve siz kendiniz karar verin. Böyle bir kovam varmış. Bu kovayı alırmışım. Bahçenin duvarına otururmuşum. Evimizin önünden at arabasıyla fındık geçermiş. Satmaya götürürlermiş. Fındıkları toplayıp satmaya evimizin önünden geçerlermiş. Ben atı görür görmez, arabalı atı görür görmez bahçe duvarından inermişim. Yolun ağzına gelirmişim. Aslan karem gel karem, fındıkları kır karem. Eller almış yareni, sen de benim ol karem. Oynayıp oynayıp kovaya uzatırmış. Onlar da bunu alırlarmış. Doldururlarmış, fındık bana verirlermiş. Getirmişim eve dökermişim, gene geçermişim, duvarda oturmuşum, araba beklermiş. Her geçen arabadan fındık. Yani 5 yaşındayken dans ederek, şarkı söyleyerek para kazanmaya başlamışım. Ağlama, olma mahzun, gülerek bak yarına. 6'ydı. Uçurtma uçuruyorduk. 12'de benden bir yaş büyük olan abim öldü. 6 saat. 6 saat içinde. O zamanın kuş palazı, bugünün dizanteri denen hastalığından. Yani böyle büyük bir acıyla İstanbul'a geldik. Bir kayıpla. Büyük evet, bir kayıp. Büyük bir kayıpla. İlk acımı abi acısı. İşte etraf çok ağlıyor. Ben abimi arıyorum. Ne olduğunu anlayamıyorum daha. Böyle büyük bir moral bozukluğuyla İstanbul'a geldik. İstanbul'da 56. ilkokul hemen evimize çok yakındı. Ablamla, benden 2-3 yaş büyük olan ablamla oraya başladık. Ve İstanbul hayatım böylece 7 yaşından itibaren başlamış oldu. Bahçede herkes düz koşar. Ben koşarken böyle bir şeyler yaparmışım. Böyle bale hareketleri mi? Ben bir şeyler yaparmışım. Yani oradan İçinizde, içimden geliyor herhalde. Herkes normal koşar. Ben böyle böyle koşabiliyorum demek ki. Bir Rus hocamız vardı. Madame Clotilde Erbilgil diye bir Türk'le evlenmişti. O müzikalleri yöneten hanımefendiydi. Onun nazar dikkatini çekmişim ve orada çok iyi roller. İlkokuldayken. Çok iyi roller almıştım. Boğaziçi Lisesi dönemi başlar. İçinde gösteri sanatlarına karşı gen vurulamaz bir istek vardır. Buna karşın ailesi ise oldukça mutaassıp görüşlüdür. Ve oğullarının
günün birinde sahneden ekmek kazanacağı akıllarından bile geçmiyordu. Sonunda Seyfi Dursunoğlu'nun gelecekteki mesleğine karar verir. Lise 1'deydim. Ablam bir Bahriye subayı ile evlendi. Bu eniştem babamı zorlamaya başladı. Bu çok yakışıklı, bunu Deniz Koleji'ne sokalım. Hem bedava okur, hem pırıl pırıl çok yakışıklıdır, şudur budur. O resimleri de gösterin ama. Tabii ki. Yani uyduruyorum zannetmesin. Çıkı seyirci gibi böyle, evet, bir Deniz o resimleri Koleji de göster. Ki hoş, o resimlerin en çirkinleri kaldı. Güzellerini gören aldı, gören aldı. Şimdi bundan idare etsin. Çok artık güzel biz. Çok evet, beğendim. Deniz Koleji'ne girdim. Fakat isteyerek girmedim. İçinizde yok. Hayır. Evet, çok mütasip bir aile olduğu için babaya hayır deme imkanımız yok. Hiçbir şekilde hayır diyemeyiz. Annem dedi sen gir dedi. Ben dedi babanı etki eder sonra seni çıkarırım dedi. Birinci sene geçti. İkiye geçtim. Anne hadi dur. Bu seneyi de geç bir dahaki sene. İkiyi bitirdim. Anne hadi. Üçü bitirdim. Dördü bitirirsem Harbiye'ye geçeceğim. Ve çareyi bilerek 3 dersten sınıfta kalıp kendini okuldan attırmakta bulur. Tamam, sonunda isteğine kavuşmuştur. Ama bir de eve gidip babasının karşısına çıkmak vardır tabii. Ben kalbimde bütün başıma gelecek felaketleri hiçbirisini aldırış etmedi. Eğer felaket derken babamın dayağını hesaba kattım. Belki evlatlıktan reddedecek. Ama çıkacağım dedim. Kesin çıkacağım dedim. Çıktım. Ve bakınız ki hiçbir şey söylemedim. Ya işte ben... Bir tek kelime söylemedim. O bunu söylemedi diye ben de sivil okula Haydarpaşa Lisesi'ne girdim. Nasıl güzel çalışıyorum. Hiçbir şey demedi ya bana. Artık şeyler yapmalıyım diye. Böyle hep iftiharlarda falan geliyor karnem. Memnun etmeye çalışıyorsunuz. Memnun etmeye sonra çalışıyorum. Ve bu arada da anneme de yardım ediyorum. O 4 katlı evi her hafta üstten aşağı temizliyorum anneme yardım olsun diye. Hem okuyorum hem ev temizliyorum. Bu arada evde tek siz mi kaldınız? Ablalar evlendi falan. Ablalarım evlenmişti tabii. İki ablam da evlenmişti o zaman. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Büyük bir başarıyla bitirir Haydarpaşa Lisesi'ni. Sıra üniversiteye gelmiştir. İngiliz filolojisini kazanır. Her şey yolunda ve gönlünce gitmektedir. Biraz ders, bir hayli eğlence derken birinci yılı tamamlar. Üniversitenin ikinci sınıfında ise yaşamın biraz soğuk, biraz karanlık yüzüyle karşılaşır. Bu arada babam iflas ediyor. Babam ticaretle uğraşıyordu. Ve ben sizi okutamam artık dedi. Kendi paranızla okuyabilecekseniz okuyun deyince... Benim param yok, becerim de yok. Mecburen askere gittim. Bıraktınız okulu. Bıraktım, evet okulu bıraktım. Askere gittim. O zaman liseyi bitirenler yedek subaylık yapıyorlardı. Yedek subay olarak asker yapıyorlardı. Nereye gittiniz asker? Hadımköy. Hadımköy'e gittim. ve şey, şöyle bir şey oldu. Şimdi böyle tabur halinde duruyoruz. Tek tek çağırıyorlar. Nereye gittiğini söylüyorlar, yerine geliyorsun. Öbürünü çağırıyorlar, nereye gittiğini söylüyorlar, geri geliyorsun. Ben işte benden evvelki Erzurum'u çekti. Erzurum'u çekti, fakat Erzurum'u çekiyor, yanındakine yazdırıyor, ona bilmem ne yapıyor, geri dönüyor. Yani onun geri dönüşü benim gidişimle dönüşüme denk geliyor gibi bir şey. Seyfi Dursunoğlu Hadımköy dedi. Tam yanımdan geçiyordu. Adamına göre yer çıkmış dedi. Pek kızdım ama ses çıkaramadım. Ses çıkaramadım. O hıncını almak için. Tabii o Erzurum ben Hadımköy. Öyle askerliğimi yaptım geldim. Büyük bir torpille sosyal sigortalara girdim. Ve memuriyet yılları başlar. Bir maaşı ve yüreğinde hala gösteri sanatlarına karşı aşkı vardır. Çalışma hayatına atıldıktan bir süre sonra ailesinin yanından taşınır, bir ev tutar Seyfi Dursunoğlu. Ne var ki aldığı aylık geçimine yetmemeye başlar ve gazetede gördüğü bir ilana başvurmak için yola koyulur. Amacı
biraz daha rahat bir yaşam, biraz daha paradır. Yani ek gelir için iki ekmek kapısını aralamak. Bak, olacak gibi değil yani, olamıyor, yürümüyor. Gazetede bir ilan gördüm, işte ses sanatçısına ihtiyaç vardır diye. İstiklal Caddesi'nde bir yer. Ben de tepe başında sosyal sigortalar. Telefon ettim. Dedim ben sesim güzel çalışmak istiyorum dedim. Kel dedi. Kel dedi. Karadeniz'e çıktı. Evet, Karadeniz'e çıktı. Kalktım gittim. Baktı bana. Sen misin şarkı söyleyecek dedi. Benim dedim. Ben telefonda karı zannetmiştim dedi. Hayır benim dedim. Peki dedi akşam kel çalış dedi. Akşam gittim. Sosyal sigortadan çıkıyorum. Vapura biniyorum. Eve gittim. Tıraş oldum. Giyindim. Döndüm. Geldim gazinoya. Şarkı mı söylediniz? Şarkı söylüyorum, evet. Şarkı. Taklit falan yok, sadece şarkı. Hayır, sadece şarkı. Ceketimi, kravatımı giyiyorum. Alaturka şarkı. Alaturka şarkı söylüyorum. Ondan sonra en önde böyle bir dağınık bir masa var. Bir türkü dedi, söyle bize. Bir türkü dedi, böyle ağzını burnunu dağıtarak sarhoş bir. Ben türkü bilmem, isterseniz maya okuyayım dedim. Maya nedir dedi, yoğurt mu çalacağız dedi. Türkü söyle bize. Türkü bilmem efendim dedim. Bilsem okurum dedim. Bilmiyorsun ne çıkıyorsun oraya dedim. Haklısınız, hata etmişim buraya çıkmakla dedim. Mikrofonu bıraktım, zaten el mikrofonu değildi. İndim basamaklardan, yürüdüm gittim. İlk sanat hayatım böylece 3 günde tamamlandı, bitti. Paranızı alabildiniz mi? Alamadınız. O 2 günümü aldım canım, her gün alıyordum. Her gün alıyordum. Yani. Günlük alıyordum. Peki şey var mıydı, ailenizin, arkadaşlarınızın haberi var mıydı bu ek gelir için başladığınız? Hayır hayır, hayır, kimsenin haberi. Gizli saklı. Hayır. Babama nasıl söylerim ben şey oluyorum diye, gazinoya çıkıyorum diye. Hayır. Yani bir iki uzun giderdi herhalde. Öyle tahammülü yok öyle şeylere. Zaten babam 7 yaşında hafız olmuş. Sen niye olmaz? Baba herkesin bir yeteneği var yani. Sen 7 yaşında olursun, ben 27 yaşında olamayabilirim dedim. Hani senin hevesin varmış. Ben de o zaman İngilizce şarkılar ezberliyorum. İşte yani istediğin kadar mütehassıp aileden ol. İçinden gelen şey neyse onu yapıyorsun tabii, yani. Tabii, tabii. Kimi senin gibi el olur gider. İlk denemede şansı yaver gitmemiştir ama yüreğinde karşı konulamaz koyu bir sevda olmuştur sahne. Ve üyesi olduğu Beylerbeyi Kültür Derneği Ramazan eğlenceleri düzenleme kararı aldı. Tabii Seyfi Dursunoğlu da bu eğlencenin ilk gönüllü sanatçısı olacaktır. Artık böyle en uyduruk elbiseler, en ucuz elbiselerle kapı kapı dolaşır 50 kuruşa bilet satardık. Doldurduk ama salonumuzu Ramazan'da bir gece yapardık. Sonra baktık tutuyor. Ramazan'da her cumartesi gecesi yapmaya başladık. Bir ertesi sene 30 gün Ramazan'da program yaptık. O kadın kılığına girip sizin... Giriyorum. Önce özel... erkek olarak çıkıyorum. Hı-hı. Takdim yapıyorum. Sonra fasılda gene erkek olarak, erkek görüntüsüyle fasılı söylüyorum. Şansı. Ondan sonra kantolar, düettolar, triolar yapılıyor. Yalnız ben değil, Beylerbeyi'nde kaç çocuk varsa hepsinde madem ki cemiyete yardım edeceğiz, Beylerbeyi Kültür Cemiyeti'ne, siz de giyineceksiniz. Artık bıyığı olanın peçeli çıkarırız, sakalı olanı bilmem nasıl kaparız. Böyle onların da resimleri var. Evet. Ama bunlar, bu fikirler sizden mi çıkıyor? Benden çıkıyor. Ben de yönetiyorum. Yönetiyorsun. İşi ben yönetiyorum. yönettiğim için de ne kadar huysuz adam bu, ne kadar huysuz, bundan nasıl geçinir? İşi de bırakamıyorlar. Çünkü bir cemiyetimiz var, Beylerbeyi Kültür Cemiyeti. Bunu da bırakamıyorlar. Çıksalar diskalifiye olacaklar, yuhalanacaklar. Onun için benim adım huysuz kaldı. Oradan da. Oradan o huysuz. Sahne adımı da Virgin istiyorum ben dedim. Biri Peruz aldı, birisi Oklavayan aldı, birisi Kıllıyan Hanım aldı. Böyle isimler bulduk. Onlar böyle tek tek çıkıyorlardı sırayla. Sonra düetler çıkıyordu. O huysuz Virgin oradan kaldı. Orada doğdu fakat, yani. Fakat bakın ki seneler sonra şovuma çok cuk oturan bir isim oldu. Ben çünkü çok huysuzluklar yapıyorum sahnede. Yani. Evet. Orkestrayı beğenmem. Patronu beğenmem, garsonu beğenmem, ses ışığı beğenmem. Seyirciyi ama sizin beğenmez. Kameralar çok güzel çalışıyor. Bir ışığı vardır benim. Amatörce ancak tam bir profesyonel gibi sahne almaktadır. Bir taraftan da memuriyeti devam ediyordur Seyfi Dursunoğlu'nun. Farkında değildir ama tarihi günler yaşıyordur o sırada.
Çünkü ona takılan huysuz lakabı onun sanat yaşamının başlığıdır aslında. Ve çıktığı küçücük bir sahne gelecekteki kocaman ışıl ışıl sahnelerin kapısını açacak olan anahtardır. Bu arada bunu seyredenler olmuş. Ahmet Tarık Tekçe'nin karısıyla Muzaffer Hepgüler'in karısı beni gelmiş orada izlemişler. O zamanın en meşhur kulübü Kulüp 12'ye gidip gidin bir çocuk var onu ekibiyle alın getirin buraya çok iş yaparsınız gibi bir teklifte bulunmuşlar. Beni çağırdılar. Kulüp 12 o yıllarda İstanbul'un en gözde eğlence mekanıdır. Ve Seyfi Dursunoğlu'na aldığı maaşa göre bir servet teklifinde bulunmuşlardır. Karar vermekte zorlansa da ayağına gelen şansı geri çevirmek istemez. Ne olursa olsun denemek, yüreğindeki aşkı yaşamak ister. Doyasıya. Beni paralı olarak ilk sanatçı olarak beni tuttular. Sizi aldı. 100 lira. 100 Sizin lira. Maaşınız ne kadardı? Benim maaşım o zaman 850 lira falandı. Aylık. Aylık 850 lira alıyorum. 100 lira orada gecede mi alacak? Gecede 100 lira alıyorum burada. Ama 3000 lira ediyor. Çok güzel para. Büyük fark yani. Çok büyük fark var ama başka çarem yok yani. Yapacağım bir şeyler yapmam lazım. Peki sosyal hayatınız nasıldı o arada? Böyle hanımlar, partiler, gezme falan. Duygusal yaşamınız. Şimdi ona gelirseniz yani en ucuz eğlence şekli ne olabilir? Ne olurdu? Ben pavyona giderdim. Bütün bu parasız halimle pavyona giderdim ben. Bekri pavyon diyor, Bekri değil. Neydi? Bilmiyorum. Bir pavyon vardı. Hatta orkestra beni artık o kadar tanımıştı ki kapıdan içeri girdiğim zaman benim parçamı çalarlardı. Sensin saadet demiş. Bu şarkıyı pek severdim. Çok sevdim. Tatmadım bilemem ki alnımın yazısıydı. Ne yapsam silemem ki. Demek ki pavyona falan gidermişim. Hacı ağa gibi ben pavyona gidermişim. Yani, tabii canım arkadaşlarımız vardı. Sinemaya giderip gel, eğlenirdik. Onun için yetmiyordu zaten özel paramız. Özel birisi var mıydı? Özel birisi vardı. Beraber çalıştığım, yan yana aynı masada çalıştığım birisi vardı. Ve yani niyetliydik artık. İkimiz de çalışıyoruz. İkimiz de. Fakat benim huysuz virjin olmam, böyle bir şeye intisap etmem olayı bozdu. Feci halde bozdu. Yani ben evleneceğim insanın kadın kılığına girip sahneye çıkıp oynamasını kabul edemem. Ben etsem ailem kabul etmez gibi bir pürüz çıktı aramızda. Aşkların en güzeli alıştım hasretine. 30'lu yaşların sonlarındadır ve hayatının dönüm noktasındadır Seyfi Dursunoğlu. Ya yardan ya serden geçecektir ve yardan vazgeçmek zorunda kalır. Çünkü iki gönülle samanlığın seyran olmayacağını düşünüyordur. Neyse, ilk sahne alacağı gece gelir çatar sonunda. Bir taraftan sahne heyecanı, bir taraftan iş yerindekilere görünme korkusu yüreğini yorgun düşürse de biraz yorgun, biraz yaralı sahnededir artık. Nasıl oldu o ilk gece, ilk günler, kostümler falan nasıl? O ayrı çok bir çok kötü bir kostümü vardı. Hiç o pembe bir kostümü vardı. Yandan tabii her elbisenin yanında bir şey vardı. Makine dikişi vardı. O makine dikişi buraya kadar söktüm. Çift parça etek yaptım. Bir de bir kemer koydum. Yani işte eskiye uysun diye bir kemer. Boncuklar sallandırdım. Tek tek boncuklar mı buldum ne yaptıysam. Öyle bir müddet. Kanto kıyafeti. Öyle kanto gibi bir kıyafetle. Ve çok kötü bir kıyafetle. Ama ilk sahneye çıkışımı anlatayım. Tesadüf. Sivil hayattan tanıdığım. Sivil hayat deyince askeriye gitti aklım. Şeyden tanıdığım yani yaşamımda tanıdığım. insanlar gelmiş oturmuşlar birkaç kişi işte hepsi gayet paralı zengin insanlar yerini bulmuş oturmuşlar ben daha 40 yaşında yeni başlamışım Oo, 40 yaşına geldiniz bu arada yıllar geçti
Ondan sonra ve böyle işte gayet müstehsi bana bakıyorlar. Ben oynuyorum, eğiliyor bir şey söylüyor falan gibilerden böyle. Kahroldum o gün. Yani işte herkes 40 yaşında artık ne olduğu çıkar meydana yani. Tüccarsa tüccar, mimarsa mimar. Yani bir mesleğini bulur. Ben hala şey yapıyorum. O gün pek bir şey oldum. Çok rahatsız oldum o günkü programdan. Ve zaten de şeyim yani, istediğim gibi hareket edemiyorum. Vücudumu oynatamıyorum. Adapte olamıyorum bir türlü. Sonra içeri girdim, dedim ki yani sevgili, sen bunu ya yap ya yapma. Yapacaksan adam akıllı yap, yapmayacaksan hiç yapma. Ama yapacağım dedim, başka çarem yok. Kamera onları göstermesin. Şık masalar, efendim hoş geldiniz. Şarap alır mısınız? Kız Allah aşkına, dul evi değil. Aa, soyun yiyin ayol. Aa, aman diyelim. Fazla bir şeyimiz yok çocuklar, ne yapayım? Size ben aslında mantı yapmak isterdim ama hepiniz maşallah memeler masaya vuruyor. Yiyin Allah aşkına. Hadi. Kaldırın diyeceğim, bunlar ne kaldıracaklar bilmiyorum. Hadi dur. Şuradan bir kadeh alı. Dur getireceğim. Hadi. Ay kadehler de Avrupa kristal. Hadi bakalım. Bondip. Bondip dedim. Ayol, yaş melahat. Allah Allah. Allah Allah. Bu şimdi çiçek akar 10 dakika sonra. Ben öyleyim kız, içtimi çıkaracaksın yani. Senin büyük galiba. İdrar torbanı boş ver. Geldi. Burada dedi Seyfi Dursun oğlu var mı dedi. Ben ne bileyim dedim. Bana soruyor. Ama ben öyle bir boyanmışım. O kadar frapan bir kadın olmuşum ki, ve Seyfi Dursun oğlu arıyor. Yok, ben uysuz virjin dedim. Peki burada yok galiba dedi, gittiler ya, burnumun dibinden tehlikeyi atlattım. Kulüp 12'de de yine böyle çıkıp önce fasıl sonra mı kanto vardı, yoksa direkt siz artık huysuz virjin şeyiyle mi, maskesiyle mi çıkıyordunuz sahneye? Ha, bu sorunuza cevap vermeden seyircime bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Efendim bu arada ara verdik. 5-6 kişi gelmişlerdi. Çay masası kurdum. Börekler çıkardım. Bir sürü ikramlar, izzetler yaptım. Benim için cimri diyorlar. Biliyorum, hep duyuyorum. Ondan sonra oturduk. Tekrar ikinci bölüm olarak başladık. İlk sual geldi. Şimdi cevaplıyorum. Hayır, sadece kanto yapardım. İsminizi Huysuz Virjin olarak. Huysuz Virjin olarak çıkardım. Kanto yapardım. Sonra içeri girerdim, kıyafetimin üstündekini çıkarırdım, gelirdim. Bir de Charleston yapardım. Charleston söylerdim, oynardım, girerdim içeriye. Böyle çalışırken dedim ya, 7 sene çalıştım Kulüp 12'de. Çok uzun bir süre. Çok uzun, 7 sene ne demek? 7 sene, yaz kış. Günay Bey, yani şimdiki Günay Restoran'ın sahibi olan Günay Bey, biraz konuş, arada laf söyle, biraz konuş dedi. İşletmecisi o muydu? Günay Bey miydi? Müdürüydü oranın. Müdürüydü. Sen misin? Konuştu yani. İşte o konuşma başladı. Ve bir daha susmadım. Ama bana o yolu göstermesi, yani şovun içine konuşma katması çok iyi oldu. Ve tiyatral yeteneğiniz de ortaya çıktı. Ve bugüne kadar hiç kimse söylemedi. Ama ben söyleyeyim. Türkiye'de ilk stand-up'ı ben yapmış oldum. 32 senedir çalıştığıma göre 30 sene evvel stand-up'ı ilk ben yaptım. Ama maşallah şimdi yeni çıkanlar hiç ne adımdan ne sanımdan bahsediyorlar. Ben şunu yapıyorum, ben bunu yapıyorum diyorlar. Bilen biliyor, benim fazla söylememe lüzum yok. Seksi yatak odanızdan dışarıya çıkarın. Ne yapacağım, mutfakta mı, holde mi yatacağım? Kaynanam var, kayınpederim var, ayıptır yani. Aile içinde olduğu zaman yatak odasından bile rahat edemiyorsun. Lan ne of diyebiliyorsun, ne ah diyebiliyorsun, hiçbir şey. Böyle dilsiz gibi. Olmaz ki. Bunun da bir sesi vardır, soluğu vardır. Çeviriyorum. Erkeğin kalbine giden 10 yol. Ben bir tane bilirim. Hadi zorlandın, 2 tane oldu.
10 yol nedir? Dur bakayım. Kaç yol biliyorsun kız? Bir. Ben de bir. Ha. Geri zeka, sekste geri zeka. Sen... Dilini Allah. Sen burun deliği bile kullan. Ha. Dur bu eskilerden. Siz kaç yol biliyorsun? 6+9. Aha. Kerrat cetveli yazar müdürü. Ne demek 6+9? 6+9. Ne formül? Ay anlat bana şifreni anlat. Hanım burada mı? 6+9 sizinki. Demek buraya tatbik etmiyorsun sen. Taksim Şişli arası o işte. 32 yıl önce başlayan maratonu hala ilk günkü heyecanı ve tazeliğiyle sürdüren Seyfi Dursunoğlu o yıllarda iki ayrı kulvarda koşmaktadır. Gündüz devlet dairesinde memur, gece ise sahnede sanatçıdır. Ancak bu çok uzun sürmez. Çünkü... Çoktandır anladım senin yüzün dışarıda. Eskisi gibi bağlı değilsin bana. Bir gün işte sıra bekliyorum. Merdivenlerde inersiniz bir kapı var. Oradan salona girersiniz. Baktım 3-4 tane müfettiş arkadaşım iniyor. Eyvah dedim yakalandık. Duymuşlar benim sosyal sigortalardan gece çalıştığımı. Geldi. Burada dedi Seyfi Dursunoğlu var mı dedi. Ben ne bileyim dedim. Bana soruyor. Ama ben öyle bir boyanmışım. O kadar frapan bir kadın olmuşum ki Seyfi Dursunoğlu arıyor. Yok ben huysuz virjin dedim. Peki burada yok galiba dedi gittiler ya. Burnumun dibinden tehlikeyi atlattım. Öyle bir 2-3 sene kaçak gizli çalıştım. Fakat baktım ki olmuyor. Sabah işime yetişemiyorum. Ablalarınız falan onların da haberi yok değil mi? Onların var. Var. Onların var. Onlar izlemeye falan geliyorlar. Öyle izlemeye gelecek gibi yakın oturmuyorlardı. İstiyorlardı gelmek için bir tanesi geldi kulüp 12'ye. Geldi seyretti yavaş yavaş duyuldu tabii. Evet. Bütün aile önce protesto büyük bir protesto. Bizim aileye bu olur mu? Hepiniz milyardersiniz o zaman bir imkan tanıyın bana. Ben de zengin olayım, rahat yaşayabileyim. Bana imkan tanımadığınıza göre o zaman hayatımı ben kendim kurtarma yoluna gideceğim. Yani kimsenin itiraz etmeye hakkı yok. Şimdi çok seviyorlar tabii. Şimdi artık olay çok iyi bir yere geldiği için şimdi çok seviyorlar ama başlangıçta itiraz ettiler önce. İçine. Hayat zincirinden memuriyet halkasını çıkaran Seyfi Dursunoğlu geleceğini tamamen sahneye bağlamıştır artık. Yorgunluk nedir bilmeden çalışıyor, şöhreti de günden güne artıyordur tabii. Ve gösterisinin eşi benzeri yoktur hiçbir yerde. Sahnede yakaladığı bu büyük başarının ardından diğer kulüp ve tavernalardan teklifler yağmur gibi yağmaya başlar. Öyle bir an geldi ki 7 sene her gece 7 yerde çalıştım. 7 yerde? 7 yerde. Bornozum. Giyiyorum bornozu, içimde çorabım, şeyim, işte neyim varsa, o elbise yok ama. Çorabı giyiyorum, mayomu giyiyorum. Ayakkabıları giyer miydim, ayağımı giymez miydim bilemiyorum. Bornoz, makyajlı yüzüm, bir kombini araba tuttum. Onunla beraber dolaşıyorum. Geliyorum en son kulüp 12'ye. 7. işi de orada yapıyorum. İniyorum mutfağa, bir kuru fasulye pilav yiyorum, gidip yatıyorum. Bu 7 sene çalışmanın bu şekilde devam evet. O zaman büyük paralar almıyorduk. Hayır almıyorduk. Yani, değil mi? Almıyorduk büyük ki paralar. Ki anca 7 yerle öyle biraz. Büyük. İşte bir kat alabildim ama. Ama 7 yerde çıkıp bir 7 yerde 7 sene çalışarak bir kat alabildim. Bir kat aldım biraz da param kaldı galiba. Ki kanepe koltuk da alabildim. Ne göre bir şey biraz daha kalmış. Yani bu durumda kendinize ayıracak hiçbir vaktiniz hem düşünemiyorum yoktu, ben. Hem de hiçbir fuzuli masrafım yoktu. Evimin taksitle almıştım evi. Son taksitini ödeyeceğim. Artık ayakkabımın üstü delindi burası. Üstü delindi. Ama delinsin ben borcumu ödeyeyim bitireyim. Ondan sonra giderim istediğim ayakkabıyı alırım dedim. Hiç gocunmadım o ayakkabıyla. Borcumu ödeyince kadar dolaştım. Sonra borcumu ödedim gittim. O zamanın en meşhur dükkanı Tanca'ydı. Şimdi de var galiba Tanca. Oradan aldım iki tane ayakkabı. Yani boşlu yaşamayı hiç sevmiyorum. Evet. Giyindiniz ayakkabını. Aa tabii. Ben Kalender Meşrebim, güzel çirkin narram var.
Görmem bir eğlenceyim, derim olur. Ah be kalender mesleği. Tamam. Değişik bir şey yapacağız anam. O tövbe eder, harabeyi gördü mü verir gelir. Ben de şimdi bir an unuttum kendimi. İstanbul eğlence dünyası o yıllarda altın devrini yaşamaktadır. Rengarenk, pırıl pırıl neonlar, son sandalyesine kadar dolu gazinolar, tavernalar, kulüpler. Ve sahnelerinde birbirinden ünlü, birbirinden güzel hanımlar. Evet, bunca genç ve güzel hanım sanatçının arasında yaşı 40'lara gelmiş, kadın kılığında bir erkek sanatçı olarak bu kadar sükse yapmak. Kolay olmamıştır herhalde. Dün akşam size gelen kim idi? Vallahi berberiydi. O zaman için çok ilginçti ve çok medeni cesaret isteyen bir işti bu. Evet. Evet. Evet, evet. Ve bir de yani peruğumu çıkarıp iniyorum. Bir de o güzelliği var. Sonunda peruğumu. Sonunda peruğumu çıkarıyorum. Yani silikon yaptırmış değilim. Kıllarımı da aldırmış değilim. Bunu şov olarak yapıyorum. Teşekkür ederim. İyi geceler deyip giriyorum içeriye. İlginç. Yani i̇lginç geldi. Saygı duyularak. Ayrıca da saygı. Değil mi? Bunu hiç yitirmedim ilk günden itibaren. Eksik olmasın seyircilerim. Yaptığım işin farkına vardılar. Ama siz de farkını ortaya koydunuz. Koydum tabii. Tabii. Değil mi? Çok sanatçı önemli olduktan şey. Sonra sanatçının bir bedeli vardır deyip bir sürü isteklerimi frenlemek mecburiyetinde kaldım. Ben de bilirim bir gece kulübüne gidip içip de kadeyi havaya atıp nara atmayı, belki böyle bir istek gelmiştir içimden. Ama hayır. Onun için çok eğlendim, çok mutlu günler yaşadım falan. Yani bunları söyleyemiyorum. Böyle yaşayamadım. 7 yıl dediniz durmadan, hiç aralıksız, vermeden, nefessiz evet. Adeta evet. Böyle dolu dolu yaşayıp bir ev aldım. Bir ev aldım. Peki o yıllarda idealiniz, ben çok ünlü bir şovmen olacağım. Herkes beni tanıyacak. Bu mu vardı yoksa sadece para kazanmak mıydı? Hayatınızda başka hedefler yok muydu? Mesela evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi. Hiç bunları düşünecek vaktim yoktu. Dedim ya çok geç başladım. Ev aldım. Bir de ben ev delisiyim. Evin içini gayet güzel döşedim. Hadi ondan borçlandım. Onun borcu bitti. Öbürünün borcu. Borçlar bitti. Biraz para toparlayayım dedim. Başladım Cihangir'i sevmemeye. Daha iyi bir yerde oturmalıyım diye düşündüm. Altunizade'yi aldım. Altunizade'yi aldım. Gene parası olarak bir de tadilat yaptırdım. Büyük bir tadilat. Gene bir sürü paraya ihtiyacım var. Onunla uğraş, onu bitir, onu et derken işte oradan da bitti, burası alındı. Ve yaşta bu yaşa geldi. Şey değilim, ben işimi çok çok fazla seviyorum. Zaten bir işi çok severseniz, bu evlilikte de böyledir. Eşinizi çok severseniz yürür bu. Ve fedakarlık yapabilirsiniz. Bazı şeyleri görmemezlikten gelebilirsiniz. Seviyorsanız, yoksa kavga etmek, münakaşa etmek, ayrılmak bunlar çok kolay şeyler ve bu %100 seviyorsunuz anlamına gelmez. Ben öyle düşünebiliyorum. Peki işiniz, yaşamınızda bir eşin, bir sevgilinin, bir aşkın yerini doldurabildi mi? Hayır. Yani ben çok fazla özel yaşamıma girmek istemem. Ama ısrarla o noktaya geldiğinizin farkındayım. Ama inşallah bir gün ben de böyle bir program yapacağım. Ben de sizleri çağıracağım. Böyle içinizi dışınızı deşeceğim. Bakalım bu kadar rahat anlatabilecek misiniz? Efendim benim 20 seneyi geçen bir beraberliğim oldu. Evlenmedim. Ama 20 seneyi geçen bir beraberliğim oldu. Zaten artık şimdi de işte bu Ekim'de 70 yaşıma giriyorum. Maşallah. 69'u bitiyorum. 70. Bundan sonra da evlenmeyi falan düşünmüyorum. Yani benim özel yaşamım çok güzel bir yaşam olmadı. Evet. Hayır, sahnem çok güzel oldu. Yani sahne hayatım. İşte o sahnenin arkasındaki. Arkasında hayır, o kadar güzel değildi. Çok büyük sevgiler, büyük aşklar, büyük mutluluklar yaşamadım, hayır. Söz vereceğim, şovu çok tutuluyor. Ama bunun gerçek anlamda hani derler ya, patladığı an. Türkiye'de ne zaman oldu Seyfi Bey? Bu basının, televizyonun
televizyonun etkisiyle, çok etkisi oldu. Tabii o yıllarda tabii. TRT'de falan böyle bir şey yoktu herhalde, değil mi? Öztürk Serengil, Allah rahmet eylesin, onun bir programı vardı, Gülünüz Güldürünüz diye. Evet. İlk onunla televizyona çıktım. 2-3 program arka arkaya göründüm. Oradan patladı işte. O sene İzmir Fuarı'na çağrıldım. Anadolu'dan çağrılmaya başlandım. Her yeni güne Seyfi Dursunoğlu ve aynı günün bitişiyle bir başlayan geceye huysuz virjin olarak merhaba demek, yani bir günde iki kişi olmak. Ve bu yaşamın değişmezliği kadar değişen izleyici kitlesi. Her gece başka başka insanlar, başka başka karakterlerle birlikte olup onları saatlerce eğlendirmek, saatlerce diyalog kurmak. Hem çok zor hem de çok riskli bir iş gibi görünüyor doğrusu. Çok zor bir iş. Çok. Hem esprini yapacaksın, biraz sivri olacaksın ama onu enjekte ederken çok dikkatli hareket edeceksin. İlacı zerk ederken çok dikkatli hareket edeceksin, yoksa büyük bir olay olabilir. Her an olay olabilir. Bunu hiç 32 senede hiç başıma gelmedi. Bunları hesaba katarak sahneye çıkarsanız, gelen insanlara değer vererek sahneye çıkarsanız, yaptığınız işin de ne olduğunu biliyorsanız bu çıkıyor ortaya. Ve hayatın her birimini tek tek inceleyip, gözlemleyip onu sahnede aktarıyorsunuz, değil mi? Evet. Evet, evet. Kuliste konuşuruz mesela, bir laf olur, kuliste konuşuruz. O konuştuğumuz lafı ben gelip sahnede anlatırım ve komik olur. Ben kendim de şaşarım. Kuliste bu kadar gülmedik, sahnede niye bu kadar güldük diye. Spontan olan şeyler seyircinin hoşuna gidiyor. Bir ezber bir şeyi okuyup çıkarsan bu kadar mutlu olmuyor. Ha, onu söyleyecektim. Her şey spontan tabii, değil mi sizin tabii, seyirciler diyaloğunuz? Yani. Benim tek özelliğim bu. Önceden hazırlanmış bir şey yok. Hiçbir şey yok. Adamın zaten arkadan evet, hiçbir şey yok. Hiçbir şey bilmeden çıkarım. Kız aranızı açsanıza. Gel. Çekin biraz rahminizi. Şimdi üçümüz bir şarkı söylüyoruz. Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz. Nasıl bilmiyorum. Serseri bak. Ne demek bu? Bülbülüyüz. Vallahi bilmiyorum. Şimdi Mahsu hava yapıyor. Astrolist bu ya. Peki bildiğin ne? Küçük yaşta aldım sazı elim. Olur. Hadi. Küçük yaşta aldım sazı elime. Elime. Ayol arada çıkış yapın. Anam dümdüz. Elini vurdum sazın. Teline, teline, teline. Hayır hayır. Hayır, bu şarkı olmaz. Bu şarkı olmaz. Biz Çamlıca'nın, bunu söyleyeceksin. Hadise çıkarırım. Biz Çamlıca'nın üç gülüyüz. Has bahçesinin gülbülüyüz. Dillerde gezer söyleniriz. Yalnız yaşarız eğleniriz. Seyfi Dursunoğlu bundan tam 32 yıl önce büyük bir medeni cesaretle ortaya koydu. Huysuz Virjin şovuyla hem bir ilke imza attı, hem de yıllardır huysuzun alın terini ekmeğine katık etti. Ve hiç kimse bu ilkin üzerine ikinci bir imza atamadı, taklitleri gösteri dünyasında görülmedi. Oysa Türkiye'de bir şey her ne olursa olsun bir kez tuttu mu taklitlerinin ardı arkası gelmez. Peki ama bunca yıldır huysuz neden ilk ve tek olarak kaldı? Şimdi şöyle bir şey var. Bunun pek herkes fark etmiyor. Fark edenler de var ya. Benim şovumu böyle parça parça alıp insanlar, sanatçılar kendi şovlarının içine koydular. Parça parça, ufak ufak parçalar halinde alıp şovların içine koydu. Bazıları daha büyük parçayla aldı, kullanıyor. Ama bu hiçbir zaman huysuz bir işin değil. Huysuz bir işin şovunun içinden parçaları alıp kendi programlarına monte ettiler. Ben ama hissediyorum, ben seyrederken hissediyorum. Şimdiye kadar hiçbir sahne sanatçısı tuvaletten gelen insanlara laf atmazdı. Ben atıyorum. Evet. Şimdi bakıyorum. İşte o kadar söyleyeyim. Herkes. O kadar söyleyeyim işte. Aynı sahneyi aldınız veya almadınız.
diğer işte gösteri sanatlarının içindeki sahnedeki diğer sanatçı arkadaşlarınızı o kadar iyi gözlemliyorsunuz ki ve hepsine söyleyecek bir şeyiniz var. Duysuz ve şimdi. Bunlar ciddi kırgınlıklara neden oldu. Hayır olmadı. Yalnız bir iki arkadaş ben şaka sevmiyorum. Ne olur benden bahsetme dedi. Aa tabii dedim yani ben şovumu senin isminle kuran insan değilim ki. Arada gerekirse ismini kullanırım, ismimi yaparım. İstemiyorsan hay hay dediğim bir iki kişi oldu. Peki ne olur benim ismimi kullan diyen oldu mu? Ha tabii. Tabii öyle diyen de var tabii. Nasıl oldu yani o tek? O mesela benden sonra çıkacak olan sanatçıdan benim bahsetmem çok güzel bir şey. Ona sahne hazırlıyorum. İnsanlar onu görmeden onu düşünüyorlar. Gönül Gezer çok akıllı kadındır. Ondan beraber çalıştığımız zaman bak şunu söylemeyi unuttun geçen sefer bunu söylemeyi unuttun der. Söyle hepsini söyle. Çünkü o kadar akıllı ki benim söylediğim lafları o da çıkıp kullanıyor ve onun cevabını veriyor. Onun cevabını veriyor. Bu akıllıca bir iş. Yani orada kompleks bence çok anlamsız. Ben çünkü benim hiçbir sözümü ciddiye almıyor ki insanlar. Gülmek için söylendiğini biliyorlar. Ama çok da güzel oturtuyorsunuz yani. Evet, öyle oturtma ve şey olaylarını, türlü olaylarını iyi yap. Reklam verilmiyor mu bu? Hep konuşacağız mı böyle? Reklam verelim biraz. Huysuz Virjin'in dillere destan kostümleri. Yüzündeki çizgiler kadar anlamlı, yüreğindeki heyecan kadar canlı kostümler. Kim bilir dil olsa neler neler anlatacaklar. Titizlikle hazırlanan, özenle korunan bu kostümlerin her birinin ayrı bir değeri, ayrı bir anısı var Seyfi Dursunoğlu'nun yaşamında. Hep dersiniz de siz ben dikiyorum falan. Hakikaten doğru mu? Siz mi dikerdiniz kostümlerinizi? Kostümlerimi ilk başta ben dikerdim. Fakat sonra star olunca efendim... Artık kendim dikmiyorum ve etilerde çok beğendiğim bir hanım terzim var, hanım arkadaşım o dikiyor ama eve gelir elbiseler ben iki günde onun üzerine ilaveler yaparak o elbiseyi tam sahneye uyarlarım. Daha sahneye uyusun, uyması lazım, sahnelik olabilmesi lazım. Siz onu ilavelerini ben için evdeki aksesuarlarından ilaveler yaparak onu işte o rüküş hale getirebiliyorum. Hatta espriler de yaparsınız bunu işte Emel Sayın'dan tamam, aldım. Doğrudur. Doğru mu? Evet tabii. Tabii öyle aldıkları. Ajda mesela eksik olmasın bana bir iki tane Amerika'dan peruk getirmiştir. Hala onları kullanıyorum. Ama yine sahneye çıktığım zaman atıp tutuyorum Ajda diye. Ama o iş o. O iş. Bu Ajda'yı sevmiyorum değil. Çok severim ayrıca. Peki gerçekten sinir olduğunuz birine de çıkıp böyle konuşur musunuz? Hayır. Hani bu bahsetmem. İşin öyle bir rahatlığı var. Bahsetmem hayır. Nasılsa beni kimse ciddiye almıyor deyip böyle bir deşarj hayır, olmak yani, da olabilir. Sevmediğim insandan bahsetmem hayır. Ben. Hayır etmem. Hayır, bütün etmem. Sözünü ettiğiniz kişiler sizi sevdiğiniz insanlar. Hep sevdiğim insanlardır. Tabii. Seyfi Dursunoğlu şöhreti biraz geç ama sağlam adımlarla yakalamış bir sanatçı. Bu gecikmenin kimi zaman onu üzen tarafları da olmuş tabii. Komiser Shakespeare'i Sinan Çetin bana getirdi ilk. Öyle mi? Evet. Hemen kabul ettim tabii. Benim için çok değişik bir şeydi bunu oynayabilmek. Fakat Gazanfer Özcan benim babamı oynuyor. Gazanfer Özcan 73 yaşında. Ben 69 yaşında. 4 yaşında Gazanfer Özcan'ın çocuğu olamayacağına göre yani bana iletilen bu. Yani çok az bir yaş farkı var. Hı hı. Onun için bu rolü veremiyorum size dedi. Düşünmüş olması bile güzeldi benim için. Yani böyle bir projede oynamayı isterdim. Ancak çoğu zaman da bir şans olduğuna inanmış yürekten. Bakınız eğer ben 20 yaşında şöhret olsaydım belki halk beni kabul etmezdi. 20 yaşında bir insan kadın olduğu zaman çok güzel kadın olur. Ben güzel kadın olmuyorum. Ben geçmiş, böyle arsız, seks düşkünü, kendinden başkasını beğenmeyen bir kadını canlandırıyorum. 20 yaşında bunu canlandıramazdım.
Şimdi rahatlıkla canlandırabiliyorum. Çünkü boyandıkça çirkinleşiyorum. Hiç yaşıma uymayan kıyafetler giyiyorum. Hep böyle devam edecek. Sanatçılığın yaşı ve sonu yoktur. Evet, niyetim bu. Niyetim bu tabii. Gidebildiği kadar gitsin. Çünkü ben çok istikrarlı yaşayan, evi çok seven insan olduğum için eğer çalışmazsam bitkisel hayata girerim. Peki biz yaşamımıza yine sağlık, yine mutluluk, yine başarı, sürekli devamını diliyoruz ve bugün programımıza konuk olduğunuz için bir kez daha teşekkür ederim. Bugün anısını ufacık bir armağanımız var. Çiçek getirdiniz ya. Baktıkça bizi anısanız dileğine kabul ediniz. Dur bakayım. Ay çok makbule geçti. Gene gelin. Gene gelelim. Gelin. Bazen Seyfi Dursunoğlu, bazen Huysuz Virjin. Sanki bir değil, iki yıldızla birlikteydik. Ve itiraf ediyorum, bu sohbeti gerçekleştirmek için yola çıktığımda Huysuz'la sohbet edecekmişim üstüne kapıldım. Biraz da çekindim doğrusu. Ama izlediğiniz gibi hem Huysuz hem de Seyfi Dursunoğlu tarafıyla doyumsuz anlar yaşadık Seyfi Dursunoğlu'yla. Ve haftaya Türk müziğine adını altın harflerle yazdırmış güzeller güzeli bir sanatçı Emel Sayın'la birlikte oluncaya dek yaşamınızdan dostlar, dostluklar hiç eksilmesin diyoruz. Hoşça kalın. Getir biçeyim.